2014'te Türkiye'ye ilk defa geldim. Yüksek lisans için. Ya gelmeden önce Türkiye'ye hiçbir yani bilgim yoktu. Bölüm geleneksel Türk sanatları üzerinde. Yani 4 sene gibi tez bitirdim. Yani bence Türkler çok sıcakkanlı bir millet, yardımsever. Yani bu yani bu noktada çok seviyorum. Yani bazen bana da yani ilk geldiğimde yani hiçbir şey bilmiyordum. Bana da çok yardım ettiler hocalar, arkadaşlarım. Benim Hui milliyetimde çok ya çok Türk millet Türk kültüründen uzak değil aslında. Özellikle Müslüman olarak burada daha çok rahat, yani daha çok samimi hissediyorum. Türkiye'ye geldikten sonra yavaş yavaş geleneksel Türk sanatları öğrendikçe biraz farklı sanat unsuru falan, biraz farklı ilham alarak yani kendi çalışmamda Türk tezinat sanatın teknik ile birlikte Çin resim sanatını teknik yani birleştiriyorum. O zaman yani temel olarak Çin sanat malzemesi, Çin sanat teknikleri olmak üzere yani bu kedi kompozisyonda mesela arka fonda daha çok Türk ve İslam motif desenler mesela tezkip bu altın hakari aslında İstanbul çok meşhur bir kedi şehri olmuş yani herkes biliyor özellikle son zamanlarda yani bazı film bir belgesel film falan kedi falan Çin'de de yayınlandı. Sinemada birçok Çinli arkadaşlarım yani bu bilgi vardı. Hatta birkaç yakın arkadaşım sadece kedi için İstanbul'a gelmek istiyor. Yani sadece kedi sevmek için. Bazı arkadaşım Japonya'dan, Çin'den, Amerika'dan gelmek istiyor. Tabii bu koronadan sonra ancak bu salgından sonra gelebilecekler. Bir Türkçe kitap, akademik eser Çince'ye çeviriyorum. Yani bu işte çok seve seve yapıyorum aslında. Hem bu zaten bu kendim alanda geleneksel Türk sanatları minyatür alanında çalışıyorum. Hem bu kitap çevirirken hem bu bilgiler yani daha ince ince öğrenebiliyorum. Hem de Çinli arkadaşlarım bu bilgiyi paylaşabilirim. Zaten çünkü Çin'de bu alanda boş, bomboş hiçbir kitap yoktu. Sanat hayatımda ilk hocam zaten babam yani ben çocukluktan beri sürekli yanımda örnek veriyor zaten nasıl çalıştığı, nasıl yani sanat bakışı, dünya bakışı falan. Babam da bir dönem, belli bir dönemde çok İslam minyatürden etkilenerek kendi Çin İslam minyatür ekolü kurdu. Baba. Evet. Selamun aleyküm. Abdullah Berkat. Merhaba. Nasılsın?